Palazzo Barberini'deyiz ve Caravaggio'nun bir tablosuna bakmaktayız. Baktığımız eserin ismi Suya Bakan Narcissus ya da Suya Bakan Nergis. Bu antik Roma dönemi şairi Ovidius'tan bir öykü. Delikanlı sudaki yansımasına aşık oluyor. Çok aşık oluyor. Sonunda suya düşüyor ve boğuluyor. İsmini bu delikanlıdan alan bir çiçek var. Türkçe'de Nergis olarak biliyoruz. Narsisist kelimesinin kökeni de bu. Ya da yanlış olarak narsist diye bilinen narsisist kelimesinin kökeni de bu. Hristiyan dini bağlamında düşünüldüğünde bu hikaye erdemlere ilişkin. Neyin önemli olduğuna, neyinse önemli olmadığına ilişkin bir uyarı. Bir ressam için alışılmadık bir tema seçilmiş. Gerçekçi şekilde canlandırılmış bir figür görüyoruz. Sonra bu figürün yansımasını görüyoruz. Aslında resimler de bir anlamda gerçeğin yansıması diye düşünebiliriz tabii. Sanatçı resim yaparken objeyi yansıtıyor. Gerçeğe sadık kalarak yansıtıyor. Bu resimdeki yansımaya bakarsak daha koyu bir şekil var. Oldukça koyu. Sadece ana hatlarını görebiliyoruz. Resim aynı zamanda oldukça soyut. Suyun yüzeyi, suyun sınırı tuvali ortadan ikiye ayırmış. Bu sayede suya değen kolla kolun sudaki aksi birleşmiş ve tuvalin ortasında gördüğümüz dairesel form oluşmuş. Burada resim yapmak üzerine, resim yapmanın hedefleri ve tehlikeleri üzerine bir metafor olduğunu düşünüyorum. Zira sanatçı bu resmi yaparken hem gerçekliği yansıtmayı, hem gerçek figürle bu gerçek figürün sudaki aksini yansıtmayı, hem de resmin kendisinin de bir yansıma olduğunu göz önüne almış olmalı. Dikkatimi çeken bir diğer nokta da figürün daha önde yer alması. Haset içinde bakıyor ve bize doğru uzanıyor. Figürün izleyicinin alanına doğru uzanması barok tarzda gördüğümüz ögelerden. Arka planın karanlık olması da tuvali dolduran ortadaki figüre odaklanmamızı sağlıyor. Resme baktığımızda delikanlının dizi dikkat çekiyor. Çok canlı resmedilmiş. Gömleğinin kolu da öyle. Şimdi tuvalin sağ tarafında yer alan delikanlının sol eline yakından bakalım. Resmin sol tarafında bulunan sağ eliyle toprağa dayanmış. Sudaki kendi imgesine o kadar dalmış ki aklı başından gitmiş. Vücudunu suyun kenarında dengede tutabileceği son noktaya kadar uzanmış. Suyun içine düşecekmiş gibi duruyor. Sanki tam o aradaki anı yaşıyoruz. Kendine aşık oluyor. Kendini kucaklamak üzere. Ama tabii kucaklayabileceği sadece yansıması olacak.